İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, geleneksel din anlayışımız hakkında konuşmak üzere stüdyo konuğumuz bu hafta Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam, geleneksel din anlayışımızdan biraz bahsetmek istiyoruz sizinle. Bir geleneksellik var bir yanda modern dünyadaki din kovalaması var. Bunları nasıl yorumlamalıyız? Bu entegrasyonu nasıl sağlamalıyız? Ne dersiniz bu konu hakkında? Şöyle bir giriş yapabiliriz. İslam dünyasını genel olarak ele aldığımızda iki farklı ana anlayışın olduğunu görürüz. İki temel eksen etrafında bir kısım tartışmaların olduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi bizim ulemamız geçmiş dönemlerde pek çok konuyu incelemişler, uğraşmışlar, emek vermişler, çaba sarf etmişler. Bize bir fıkıh külliyatı bırakmışlar. Dolayısıyla bizim tekrar o işlere yoğunlaşmamız gerekmiyor. Neyi nerede bulacağımızı bilirsek o engin külliyata bakıp aradığımızı bulabiliriz. Bir, bu anlayış. İkincisi, tabii bu anlayışa herhangi bir itiraz gelebilir, gelmeyebilir. İkinci anlayış da işte çağın şartlarına göre bir kısım yeni yorumlar ortaya koymak gerekir. Dolayısıyla din dinamik bir şey. Sürekli insan hayatının her safhasıyla ilgili hükümler ihtiva eden bir ilahi tebliğ. İnsanlar tarih boyunca pek çok sıkıntılar yaşıyorlar, pek çok evreler geçiriyorlar, pek çok yenilikler hayatımıza giriyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir yorum getirip de insanlara dini çok rahat bir şekilde yaşamalarını, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak açılımları, yorumları da getirebilmemiz lazım. Bu iki anlayış arasında genelde bir çatışma yaşanır. Bütün İslam dünyasında böyledir. Ülkemiz de İslam dünyasının bir parçası olduğu için ülkemizde de aşağı yukarı böyle bir hava, böyle bir durum vardır. Fıkha bağlı bir din anlayışı geleneksel bir anlayış olarak algılanır. Öyle tanımlayalım. Diğer anlayış da o fıkhı reddetmeden ondan da yararlanarak günümüz şartlarına uygun yeni yorumlar, yeni içtihatlar üretebilme konusu. Din eşittir fıkıh değildir diyorsunuz. Yok, değil. Çünkü fıkıh dediğimiz şey o dönemin, işte asırlarca önce o dönemlerde yaşayan bir kısım ulemanın, bir kısım bu konuya emek veren bilginlerin o dönemin ihtiyaçlarına göre, o dönemin bilgisine göre, sosyolojisine, psikolojisine göre, ekonomik durumlarına göre kafa yorup ulaştıkları bir kısım çözüm yollarıdır. Onlar bizim için de bir değer ifade eder. Fakat onlar bizi yönlendirmez. Onlar bizi tahakküm altına almaz. Çünkü o dönemin şartları ile bu dönemin şartları çok farklıdır. O dönemde üretilen bir çözüm bugün işimizi görüyorsa onu alırız, hiçbir sıkıntı yok. Ama görmüyorsa o dönemin düşüncesini, o dönemin ortaya koyduğu çözümü alıp da bugüne getirirsek insanları biz 3-4 asır geriye götürmüş oluruz. Peki her devirde böyle bir ayıklama gerektiğini mi söylüyorsunuz? Yok, her devirde ayıklama değil de her devir kendi icaplarına göre, kendi şartlarına göre kendi yorumunu, kendi çözümünü üretebilmelidir. Şimdi şöyle düşünün, din bize, Kur'an bize diyor ki işte düşünmez misiniz, bakmaz mısınız, görmez misiniz, ibret almaz mısınız? Yani olan bitenleri düşüneceğiz, tartacağız ve onlarla ilgili bir yorum ortaya koyacağız, çözüm önerileri getireceğiz. Şimdi bunu bir dönem, diyelim ki asırlarca önce bunu o dönemin uleması, o dönemin bilginleri yapmışlar. Çok değerli bir külliyat ortaya bırakmışlar. Onu onlar yapmakla bizden o görev düşmüyor. Yani o görev herkesin üzerine bir vecibe. Çünkü her asrın, her dönemin kendine göre sıkıntıları var, zorunlulukları var. İnsanların önüne açılması gereken birçok hususlarla karşılaşıyoruz. Onun hakkını verebilmemiz lazım. Yani bu onların göreviydi. Onlar bunu yaptı. Ondan sonra biz şimdi rahatladık, bize öyle bir şey düşmüyor. Biz o yapılanlardan çıkarıp bir şeylerle önümüzü açarız. Anlayışı doğru bir anlayış değil. Bu bizi bir yere götürmez. Yani olup bitmiş bir külliyat var, kenarda kalsın, biz dinimizi yaşayalım yerine sürekli güncellenen bir süreçten bahsediyorsunuz. Aynen. Yani biz onu reddetmeyiz. O bizim o dönemin ulemasının nasıl akıl yürüttükleri, nasıl çözüme ulaştıkları noktasında bize ışık tutar. Ama o bizi bağlamaz. Biz oradan aldığımız şeyle şayet alabileceksek günümüzün sorunlarını oturup kendi başımıza yine onların yaptıkları gibi o gayretle, o cehdle yeni çözümler üretmeliyiz. Peki oraya bağlı kalırsak biz oraya gitmiş oluruz. Hı-hı. İnsanlara 3-4 asır geriye götüremezsiniz. Hı-hı. Peki bunu bugün kim yapacak? Diyanete mi bırakacağız yoksa cemaatler veya her devirde kendine ait sözü söyleyecek büyük isimler mi? Kime bırakmalıyız bu görevi ya da hep birlikte mi yapmamız gerekiyor? Yani,
Yani tabii bunun bir tek muhatabı olmaz. Tabii dini bir konu olduğu için önce ilahiyatlara, işte Diyanet'e, ilahiyatlara bakılır. Çünkü dini bir konuda bir işte yeni bir içtihat yapılacak veyahut da yeni bir açılım yapılacak. Elbette önde olan kurumlar vardır ama bu herkesin işidir. Düşünen herkesin işidir. Bir ekonomistin de işidir. Ekonomistin ne alakası var diyeceksiniz. İşte faiz konusunda diyelim bir çözüme ulaşılabilmiş değil. Birçok şeyler söyleniyor. Faiz konusunun bir parantezinde söyleyeyim bunu. Çözümünü Diyanet'ten, ilahiyattan beklemek biraz haksızlık olur. Çünkü dinin bu konuda bir hükmü var. Ribayı Kur'an yasakladı. Evet. Ama o günün yasaklanan ribasıyla bugünün faizi örtüşür mü, ne kadar örtüşür? Bütün bunları ayıklamak için işin bir de ekonomik boyutu devreye girer. Bir ortak akıla ihtiyacımız var. Aynen. İşte o zaman ekonomistler de bu konuda katkı verecek. İşte diğer taraftan bu faiz konusunun tarihi süreç içerisinde geçirdiği evreler dile getirilecek ve böylece bir harmanlamadan bir sonuç çıkacak. Yani bu bir örnek olarak bunu söyledim. Diğer pek çok konu da öyledir. Bir sosyoloğun işin içine girmesi lazım. Filozofun girmesi lazım. Hı hı. Psikoloğun girmesi lazım. Yani komple bir cehdin bir getirilen yani dönemin ürünlerinin bir muhasalası, onların bir özeti gibi olması lazım. Hı hı. Çünkü her çözümün mutlaka bir sosyolojik, psikolojik yönü de vardır, insani yönü vardır. Dolayısıyla her kafa yoranın elini taşın altına koyacağı bir şeydir. Bu illa herkes o konuda kafa yoracak anlamına da gelmez. Yani işin ön safhasında olanlar bu çözümleri üretirlerken bu tür araştırmalardan da yararlanarak harmanlanıp da ortaya konacak bir çabanın ürünü olabilir. Tabii tahsil anlayışı da eskisi gibi değil. Yani eskiden olduğu gibi birçok farklı meseleye birlikte çözüm üretebilecek kişiler yok artık. Herkes farklı kendi ihtisas alanına yönelip tek bir alanda yoğunlaşıyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar. Eskisi gibi bir ulemanın birçok farklı alanda eğitimini sürdürmesi, tahsil görmesi olmuyor. Bu yüzden de birbirinden, bütün alanların birbirinden destek görerek belki ortak bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorsunuz. Aynen, çok doğru. Her alanın ihtisaslaşmış mikro düzeyde birçok çalışmalar var. Yani bunların hepsinden bir şekilde yararlanarak günün bilimin getirdiği verileri de kullanarak insanların önünü açmak lazım. İnsanları rahatlatmak lazım. Din içine girildiği zaman insana huzur veren, insana dinginlik veren bir alandır. Ama o hale geldi ki içine girdiğiniz zaman bir çatışmanın, bir şeyin içinde buluyorsunuz gibi sanki kendinizi. Korku ve endişe duyuyoruz. Aynen. O dinginlik, rahatlık duymak yerine bilhassa gençler bunun için böyle gördüğünü düşünüyorum ben kendi adıma veya gözlemlerimiz sonucu. Biraz da belki gençlerin buradaki bakış açısından bahsedebiliriz. Siz de bir üniversitede akademisyen olarak gözlemleriniz olabilir. Gençlerin şu anda dine bakış açısı, yorumlaması gerektiği gibi böyle dinginlik, bir mutluluk, bir iç huzuru yerine daha çok kaygı, endişe, etraftaki korkular bütününden ibaret görünüyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Bu çok doğru bir tespit. Gençlerin olaylara bakışı, yaklaşımı çok farklı. İşte kuşak ayrımı yapılıyor bazen, şu kuşağı, bu kuşağı, X kuşağı, Z kuşağı vesaire falan. Yani bunları bu şekilde kategorize etmek de çok doğru değil. Yani siz işte X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı derseniz ha biz bu kuşaktanmışız, bu kuşağın gerekleri şöyledir, böyledir gibi bir algı da oluşabilir. Önemli olan gençlerin bir kısım bizim hem dinden, ahlaktan kaynaklanan bir kısım davranış şekillerini onların da benimseyebilmesi. Bunun da en önemli unsurlarından bir tanesi rol model lazım gençlere. Herkese lazım ama gençlere daha çok lazım. Yani baktıkları zaman imrenecekleri, tarzından, üslubundan etkilenecekleri insanlar lazım. Bunlar da gittikçe azalıyor. Dolayısıyla gençler bu iletişim araçlarının inanılmaz bir şekilde gelişmesi, gençleri çok farklı bir kısım arayışlara da götürebiliyor. İşte basit bir cep telefonu ile dünyanın her tarafında olan biteni takip ediyor. Dolayısıyla onlardan da etkileniyor. Donanımı, kendi altyapısı güçlü değilse olumsuzluklara da yol açıyor. Ama işte gençlere de ulaşabilmenin yollarını aramak lazım. Din dilinin biraz daha farklılaşması lazım. Bizim din dilimiz maalesef çok değişmiyor. Sanki cami cemaatine, işte belli bir düzeydeki cami cemaatine hitap eder tarzda bir anlatımı hala sürdürüyoruz. Halbuki gençlere ulaşabilmenin de yollarını aramak lazım. Tipik bir şey söyleyeyim. Bizde yani insanlar bazen vefat eden insanların vefatından sonra ne kadar değerli olduklarını bir anda keşfederiz. Evet, şimdi maalesef. İsim vermeyeyim. Bir devlet adamı veya bir bürokrat vefat ettiği zaman onun
o kadar güzel şeyleri anlatılır ki ondan sonra. Sağlığında bunları anlatsak, gençlere de rol model olsa, gençler de bilse ki ha orada şöyle bir insan var, ne kadar güzel bir insanmış. Onunla ilgili biraz daha bilgi toplasalar, gitseler, görüşseler, konuşsalar, onun gibi olmaya çalışsalar çok daha iyi olur. Yani bu önemli bir konu. Sağlığında insanın kıymeti bilinmez. Vefat ettikten sonra kıymeti bilinir. Onunla ilgili işte anılar yazılır, işte hatırat kitapları yazılır vesaire falan. Hayattayken insanı onore etmek, onları rol model olarak ortaya çıkarmak bu bahsettiğimiz konuya da ışık tutacaktır muhtemelen. Evet, bunu belki çözüm yollarından biri olarak sunabiliriz. Gerçekten evet. Çok mühim bir konu dediğiniz gibi hocam. Yani sağlığında rol model olması, insanların gençlere bir ışık tutması, bunlardan faydalanmamıza sebep olması çok önemli. Vefat ettikten sonra tabii ki de güzel şekilde anarız ama bunu dediğiniz gibi belki çözüm yollarından biri olarak ele almamız gerekir. Bir başka zaman belki daha derinlemesine incelememiz gereken bir konu bile olabilir. Bunun dışında hocam din dili dediğimiz şey aslında biraz ayrıştırma da oluyor. Yani gençleri bir bakıma kenarda bırakıp veya hatta dinin bir kenarda bırakıp aslında hayatın tam ortasında olması gereken, hayatın her alanında benimsememiz gereken bir meseleyken din sanki bir kenarda duran, farklı bir dili olan, farklı bir boyutta bir şey gibi görülüyor. Bunu biraz daha hayatın içine katabilmek için, dili hayatın içine getirebilmek için belki bunu örneklerle yapabiliriz. Belki burada nasıl bir yol izlemek gerekir? Tabii bu da çok önemli bir konu. Yani din hayattır zaten. Din yaşayan hayatın içinde, yani bizim dinimiz de doğuştan ölüme kadar insanın hayatıyla ilgili, hayat serüveniyle ilgili birçok kurallar koyar. İşte onları gençlerin anlayabileceği tarzda günümüzün şartlarına da uygun bir hale getirip de hayatın içine sokmaktır asıl olan. Ben bir anekdot olarak söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı esnasında bu çizgi filmler yeni yeni çok yoğun bir şekilde gündemimize girmişti. Bunlar karşısında çocuklar da bunlara çok ilgi duyuyor. Biz bir şeye girişmiştik o zaman. Bir çizgi film yapma teşebbüsüne giriştik ve birkaç seri yaptık. O zaman çok zordu bunlar. Kalemle çizilerek yapılıyordu herhalde. Manevi anlamda çocuklarımıza yol gösterebilecek, rehberlik edebilecek bir şey yaptık. Bu bir başlangıçtı. Ondan sonra ne oldu tam bilemiyorum. Şimdi aynı şey günümüz için de geçerli. Yani çocukların takip ettiği bugün YouTube'da olsun, başka yerlerde olsun değişik mecralarda inanılmaz şeyler var. Çeşitler çoğaldı. İlgi alanları çocukların farklılaştı. Bütün bunların vereceği tahribattan çocukları korumak için bir şeyler yapmak lazım. Evet. Yani yeni bir şey üretmek lazım. Biz böyle patodak diye yaparız bazen. O da pek bir anlam ifade etmez. Evet. Yani çok rafine bir şekilde. Onlar da bir emek ister. Bu konuda çaba ister. Yani insanlar biraz bu konulara da el atmalı. Yani sadece diğer işte diziler vesaireler falan bu konuda şöhretli şeylerimiz var. Ama gençlere işte biraz önce bahsettiğimiz o rol model insanların o diziler içinde de belki yedirerek doğal bir şekilde bunları insanlara, evet, çocuklara, gençlere sunmak lazım. Yani bu çizgi film kısmı, evet, benim de gördüğüm kadarıyla hala sürüyor. Çizgi filmlerde çocuklara bir yandan hayatın içinden dini anlatabilmek, gösterebilmek için veya hayata dair başka ahlaki meseleleri, mesela mülteci meselesini çok fazla çizgi filmlerde işlediklerini görüyorum. Hani çocukların çünkü toplum içinde gördükleri bu ayrıştırmanın yanı sıra bir çizgi filmin içinde herkesin birbirini benimsediği halini görmeleri çok daha etkili oluyor. Fakat gençler için bu çok da mümkün değil gibi. Yani bu şekilde elbette ki sosyal medyayla veya izledikleri içeriklerle belki bunu biraz daha göstermek gerekir ama çok fazla dizi var. Yani konuyu da çok dağıtmamak istiyorum ama bu ayrıştırmaları gördükleri, etkilendikleri bu dizilerle aslında olumludan ziyade olumsuz bir bakış açısı oluşabiliyor gibi görüyorum ben. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Öyle yani o kadar çok imkan var ki gençlerin ellerinde. Yani dizileri cep telefonundan bile dizi türü şeyler seyredilebiliyor. Belli bir video çekimleri, belli bir konuyu işleyen şeyler izlenebiliyor. Yani bu çeşitliliği her alanda yakalayıp da devreye sokmak kolay bir şey değil. Zor bir şey. İşte onun için çocukların zamanında alacakları din eğitimi de çok önemli. Yani bir temel alması lazım çocukların. Bir kısım kavramları biz işte din dilinden bahsederken ondan biraz onu kastederek söyledim. Yani 50 sene önce çocuklara anlattığımız şekilde din anlatırsak ondan çok fazla mesafe alamayız. Şuna da buradan bir vesileyle girmiş olayım. Dini çok ibadet eksenli anlattık. Yani namaz önemli bir ibadet. Üzerine o kadar çok durduk ki tabii ki durulması gerekiyor ama şöyle bir sonuca vardık neticede. Yani namaz kılınca işi biz hallediyoruz. Bu değil. Namaz ve diğer ibadetler Allah'la
kul arasında olan bir ilişki biçimidir. Yani Allah'ın insanlara verdiği sonsuz nimetlere karşı insanların Yaradan'a duydukları şükran borcunun bir ifade ediliş tarzıdır. Onun hesabı Allah'la kul arasındadır. İkinci veya üçüncü şahsı ilgilendirmez. Toplumsal değil de bireysel kısmı aynen. Aslında. İşte şimdi asıl mesele kamusal alanda, toplumsal alanda bir sorumluluk üstlenmişse bir insanın onun hakkını vermesi lazım. Yani o işi dört dörtlük yapması lazım. Liyakat ehliyet de ondan zaten konmuştur. Liyakat ehliyet Kur'an'ın ortaya koyduğu bir prensiptir. Yani bir işi en iyi yapacak olan kimseye teslim etmek lazım ki insanlar onun yaptığı işten yararlansınlar. Dolayısıyla işin bu tarafı biraz aksıyor. Niye aksıyor? Çünkü biz yani belli ibadet üzerine o kadar yoğunlaştığımız için sanki o ibadeti yerine getirince işi aşağı yukarı tamamlamış oluyoruz. Arkasından şu da geliyor. Yani bizde işte kutsal gün ve geceler, kandil geceleri oluyor. İşte orada öyle bir anlatılır ki yani o gece sabaha kadar ibadet edersek bütün günahlarımız affoluyor. Yani böyle bir toptancılık yok. Aslında bir günah çıkarma ritüeli gibi görüyoruz aynen. Bunu. Yani ne olur sabaha kadar uyuklayarak efendim orada burada işte ibadet edince veyahut da dua edince niye? Yani bu her zaman insanın günlük hayatında zaman zaman yapacağı bir davranış biçimidir. Allah'ına yakarıp da af dilemesi. Sıfırlayınca insan sıfırlamış bir şekilde bu sefer çıkıyor ortaya. O arada gene başlıyor bazı olumsuz işlere. Çünkü bir ay sonra bir daha gelecek. Bir ay sonra bir daha gelecek. Ondan sonra işte umre ziyaretleriyle yani sanki oralara gidince sıfırlanıyor gibi bir anlayış yerleşti insanımıza. Bu doğru değil. Yani hac olsun, umre olsun o İslam'ın temel şartlarından bir tanesidir hac. Gidersiniz, oraları görürsünüz. Bir peygamber dönemini anımsarsınız. Orada ne mücadeleler olduğunu görürsünüz. Deruni bir şey alırsınız. O kadar. Onun dışında o diğer bütün her şeyi silip süpürüm. İşin öbür tarafı, kamusal alanını biraz kenarda tuttuk. Halbuki esas büyük sorumluluk orada. Öbürü de büyük sorumluluktur. Yani ibadeti burada küçümser anlamda algı oluşmasını hiç istemem. İbadetler dinin temelidir. Fakat ferdidir. Kişiyle Allah arasında olan bir şeydir. Üçüncü bir şahsa bir zararı da yoktur, faydası da yoktur. Hı hı. Ama yapılan işin olumsuz olması, o işi beceriksiz ellere vermek halinde insanlardan, pek çok insanın ondan zarar göreceğini düşünürsek ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu da anlamış oluruz. Yani işin bu tarafını biz çok ihmal ettik. Bu tarafı da genellikle işin ahlaki ve toplumsal boyutudur. O zaman İsmet Özel'in bir sözüyle kapatalım hocam. Bu dinin formal kısımlarına takılıp içtihatıyla ilgilenmemek meselesinde İsmet Özel'in bir sözünü hatırlayalım burada. Bu ülkede haram lokma yemek sol ile yemek kadar dikkat çekmedi. Böyle de bir kapanış yapalım isterseniz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.